Ben bu enflasyonla sokağa çıkabiliyorum. Siz %10'la çıkamıyorsunuz. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin yabancı bir mevkidaşında söylediği bu sözler günlerdir konuşuluyor. Bakan Nebati bu sözlerle ilişkin açıklama yaptı. Konunun çarpıtıldığını söyledi ve muhalefeti suçladı. Yabancı ülkenin bir bakanıyla sohbet ediyoruz. Ya dedi sizin enflasyon çok yüksek, doğru dedim. Biz bununla mücadele edeceğiz. Biz bunu çözeceğiz. Kararlıyız. Ama bakın dedim ben bu enflasyonla sokağa çıkıyor. Siz yüzde onluk enflasyonla sokağa çıkamıyorsunuz. Bu açıklaması günlerce konuşulmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati sözlerine gelen eleştirilere yanıt verdi. Ülkemizde her konuyu bağlamının dışına çıkarıp çarpıtan, her çarpıtmasını da bir algı operasyonu malzemesine dönüştürmek için iştahla yarışan bir muhalefetin varlığı çok üzücü bir durum gerçekten. Oysa insanımız muhalefetten kendi orijinal projeleriyle gündeme gelmesini, böylesi çarpıtma operasyonlarından artık medet ummayı bırakmasını istiyor. Sokağa çıktığında insanların kendisine büyük bir ilgi gösterdiğini söyleyen Nebati, çözüm AK Parti iktidarı, dedi. Ne zaman sokağa çıksam insanımızın sıcak ilgisiyle karşılaşıyorum. Gelip dertlerini aktarıyor, düşüncelerini paylaşıyorlar. Zaten AK Parti kurulduğu günden bu yana milletimizle hemhal olmuş, bizzat milletimizin bağrından çıkıp buralara gelmiş bir partidir. Bunu herkes bilir. Türkiye'de her koşulda millet ile yan yana, omuz omuza yürüyen yegane partidir AK Parti. Durum buyken birileri çıkmış başını sonuna aktarmadıkları birkaç cümlem üzerinden algı operasyonu peşine düşmüş. Bir günde çıkıp milletimizin hayranı olacak kendi orijinal ve üzerine kafa yorulmuş projelerini açıklasınlar da artık bu yalanlar yerine fikirler üzerinden bir tartışma yapabilelim. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ibaresinin yaygınlaştırılmasına yönelik mektup kalemi aldı. Mektubunu medya ve teknoloji şirketlerinin yöneticilerine gönderdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dünyanın önde gelen medya kuruluşları ve teknoloji şirketlerine mektup gönderdi. Türkiye ile ilgili her türlü içerik ve üründe ülke isminin Türkiye ibaresiyle kullanılmasını talep etti. Altun, dünyanın 5 farklı kıtasından 18 farklı ülkede merkezi bulunan yayın kuruluşlarının üst düzey yöneticilerine hitaben yazdığı mektupta üretilen haber yazısı, yayın, bülten, köşe yazısı başta olmak üzere her türlü habercilik faaliyetlerinde ve içerik üretiminde Türkiye ifadesinin kullanılmasının önemini vurguladı. Medya kuruluşlarının yanı sıra dünyanın önde gelen 25 teknoloji şirketinin üst düzey yöneticilerine ve ülke temsilcilerine yönelik de mektup gönderen Altun, her türlü ürün ve hizmetlerinde Türkiye ibaresinin kullanılmasını talep etti.